8 Haziran Salı akşamındayız. 19 ana haberde günün gelişmeleriyle ben Soner Yüksel karşınızda olacağım. Bir taraftan kademeli normalleşme devam ediyor. Diğer taraftan da Sağlık Bakanlığı periyodik olarak haftalık risk haritasıyla şehirlerin içinde bulunduğu riskleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Eskişehir'de Türkiye'nin en riskli illeri sıralamasında başı çeken şehirlerden bir tanesi. Haftalardır bu sıkıntıya işaret ediyoruz, tırnak işini alıyoruz. Son yayınlanan haritada da Eskişehir'deki yine vaka yoğunluğu bir parça düşmüş olsa da yine beklentilerin altında kaldı. Türkiye'nin dört bir yanına baktığınız zaman vaka düşüşleri her yerde kendini gösteriyor. Eskişehir'de ise 100'ün üzerindeydik, yani çok riskli noktadaydık. 100 binde 88,50'ye düştük. Bölgedeki pek çok komşu şehirle başa başız ama bazılarının da epey üstünde rakamlarımız var. Rakamları Türkiye geneline vurduğumuzda ise ne yazık ki Eskişehir en riskli iller içerisinde ilk 10'daki yerini koruyor. Eskişehir için nefes aldıran rakamlar nihayet açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan her 100 bin kişi için haftalık vaka sayılarında uzun bir süredir kentimiz kırmızı olarak nitelendirilen 100'ün üzerinde seyrediyordu. Geçtiğimiz hafta 110,48'e gerileyen rakamın bu hafta açıklanan verilerle birlikte 88,50'ye kadar düştüğü görüldü. Eskişehir'de her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı 88,50 olarak açıklansa da bu rakam İstanbul'da 63,93, İzmir'de 41,23, Afyon'da ise 73,55'e kadar indi. Eskişehir'den fazla vaka sayısı olan iller ise Kütahya, Bilecik, Ankara, Bolu, Isparta, Gümüşhane, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, Kars ve Tokat. Yani Eskişehir, Türkiye geneline bakıldığında koronavirüs tablosunda en kötü durumdaki 11. şehir olarak görülüyor. Yetkililer, Eskişehir halkına maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarının önemini hatırlatıyor. Türkiye geneline baktığımızda haftalık verilere göre Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok vaka görülen iller olurken, Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise en az COVID-19 vakası görülen iller oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayısındaki düşüş hızının azaldığını ancak düşme eğiliminin devam ettiğini belirtti. Tabii vaka sayıları belli noktalarda gereğinden fazla düşüyor. Yani şaşırtıcı bir düşüş var. Nereler oralar? Turizm sezonunun en canlı olduğu, yani insanların tam kapanma sürecinde bile hınca hınç doldurduğu noktalar. Mesela Antalya 100 binde 31,80-90 civarında. İzmir'e gözüm ilişti. 100 binde 41,23 civarında. Yine Marmara bölgesinde, Marmara Denizi'nin her ne kadar denizle ilgili bir kısmı şu son günlerde kalmasa da 100 binde 37,50'lik oran. Yani kıyı şeridine baktığımızda tatil beldelerinin olduğu, turizmin canlı olduğu yerlerde demek ki insan kalabalığı virüs yayılımını çok etkilemiyormuş gibi bir tablo çıkıyor karşımıza. Ben şaşırtıcı buldum bunu. O yüzden yorumlarımıza ekleyelim dedik. Tabii normalleşme süreci devam ediyor. Sürecin sonunda tekrar eve kapanmamak için bir an önce aşıyla vatandaşı buluşturmak gerekiyor. Bu konuda bazı çalışmalar var ama beklediğimiz kadar hızlı değil. Umarız ilerleyen günlerde artış gösterecek. Eskişehir'in geçtiğimiz hafta 430 bindi. Uygulanan doz aşı sayısı bu hafta açıklanan rakamlara göre 20-25 binlik bir artış daha gerçekleşti doz başına. 455 bin doz şu ana kadar Eskişehir'de aşı uygulaması gerçekleştirildi. Eskişehir genelinde uygulanan koronavirüs aşılarında iki dozun toplam sayısı 455 bini de geride bıraktı. Sağlık Bakanlığı COVID-19 aşısı bilgilendirme platformunda yayınlanan verilere göre Eskişehir'de toplam uygulanan aşı sayısı 455.015'e ulaştı. 260.624'ü ilk doz aşı olanlardan, 194.391'i ise ikinci doz aşısına olanlardan oluştu. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan BioNTech aşısına dair bir de açıklama geldi. Aşıya erişimde yeni kolaylıklar olduğunu belirten Bakan Koca, BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerinin de devrede olduğunu söyledi. 8 Haziran'dan itibaren e-nabız üzerinden randevu alınabileceğini ifade eden Bakan Koca, "Bu güce güvenin," dedi.
Eskişehir'de ekmeğe gelen zam, malumunuz 200 gram ekmek 1,5 liraydı. 230 grama çıkarıldı gramajı, fiyatı da 2 liraya çıktı. Fırıncılar mecburuz diyorlar. Gelen girdiler yüzünden pek çok zaten zamlı fiyatla biz de baş başa kalıyoruz. Hatta 2 liralık zam bile bizim için yeterli değil, az diye onlar da serzenişte bulunuyor. Eskişehir'de 1,5 liradan satılan 200 gram ekmek 230 gram olarak 2 liradan satılmaya başladı. Vatandaş temel tüketim maddesi olan ekmeğe yapılan bu zamma tepki gösterirken, fırıncı esnafı ise kullandıkları malzemelere gelen zamlara dikkat çekerek ekmeğe yapılan bu zammı az bulduklarını ifade etti. İstediğimiz zam bu değil. Şu anki verilere göre ileride bu fiyatın da kurtarmayacağı belli yani. Her şeye zam geliyor. Susamına zam geliyor. Ununa zam geliyor. Kepeğine zam geliyor. Doğalgazına her ay rutin zam var. Biz bunun içinden nasıl çıkarız? İşçiliğimiz var. İşçilerimize zam vermemiz lazım. Biz ancak yılda bir sefer verebiliyoruz. Bakıyorsunuz işçiler, memurlar her 6 ayda bir zam alır. Biz de buna istinaden işçi de bulamıyoruz. Çalıştıracak adam da bulamıyoruz. Verdiğimiz para yeterli gelmiyor. Bu 50 kuruşluk zam bu ekmeğe az. Ekmeğin yapımı o kadar basit ve kolay değil yani. Buğday fiyatlarının arttığına dikkat çeken fırıncı esnafı yakın zamanda una yine zam geleceğini söyledi. Şu an hasat dönemi yeni başlamadan buğday fiyatları arttı. Rekolte düşüğü de var. Global ısınmadan dolayı. Buna istinaden şu 2-3 ay sonra un fiyatlarının daha yükseklerde olacağını, 200 liranın üzerine çıkacağını, buna istinaden ek zam gelecek yani bu ekmeğe. Yoksa çalışabilmemiz çok kolay değil. Geçtiğimiz günlerde dile getirmiştik, yasaklar ve muafiyetler uygulanmaya başladığı andan itibaren bazı meslek grupları bundan isteseler de sebeplenemiyorlar ve mağduriyetleri devam ediyor. Bunların başında da kıraathaneler, kahveler gelmekte. Evet, kahveler açıldı, belli bir saat arasında hizmet verebiliyor ama kahvelerde okeydir, tavladır, kağıt oyunlarıdır oynanması yasak olduğu için gittiğiniz, gördüğünüz her yerde böyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bir iki kişi var yok haliyle kıraathane esnafı hem devlet hem vatandaş bizi unuttu, dükkanı açtığımıza değmiyor diyor. Pandemi nedeniyle yaklaşık 15 aydır kapalı olan kıraathaneler %50 kapasite ve oyun oynanmamak şartıyla hizmet vermeye başladı. Ancak işlerin istedikleri gibi gitmediğini söyleyen kıraathane esnafı dükkanı açtıklarına değmediğini belirtti. Kıraathanelerimiz açıldı. Ama gördüğünüz gibi kahvemiz boş. İnsanlar tabii oyun olmayınca insanlar biraz da Covid'den dolayı çekiniyorlar. 3-4 kişi masada oturmak için. Ama tabii ki işlerimiz çok bozuk. Bir masalarımız boş. Ona keza elektriğimiz, suyumuz, doğalgazımız, vergilerimiz hepsi geliyor. Hepsini cepten ödüyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Açtınız dükkanınızı ama kurtarıyor mu sizi? Yani açtığınıza değdi mi? Açtığımıza değmiyor tabii ki. Ama işte eş dost böyle gelen giden, bir çay içen, iki çay içen öyle gidiyor. Çünkü kahvelerde oyun olmadığı zaman yani çarkın dönmesi mümkün değil. Günlük ne kadar müşteri geliyor mesela şu an? Günlük tabii ki kahve yani 40 kişi, 30 kişi, 20 kişi, bakarsın 10 kişi. Eski oranla ne kadar azaldı? %70 azaldı. Eski oranla şeyimiz %70 azaldı. Yani mesela esnaf arkadaşlar var. Onlar da kahveler kapalı olduğu için kendileri dükkanda yani mekanlarında çay yapmaya alıştılar. Şimdi kahveden de içmiyorlar. Çay teşkilatlarını kurmuşlar. Esnaf arkadaşlar kendileri yapıp kendileri içiyor. Beşer unutuldunuz. Yani unutulduk. Hem devlet unuttu bizi hem vatandaş da unuttu. Kiralarını çıkaramadıklarını anlatan esnaf işlerinin çok bozuk olduğunu söyledi. İşler durgun.
çok durgun. 3 kişi 5 kişi geliyor. Oyunlar olmadığı için. Oyunlar olsa yani millet iyi kötü. Mesafe gayet düzgün kullanılır yani. Ama yok. 14-15 ay boyunca kapalı kaldınız. 15. Şimdi açtınız ama açtığınıza değdi mi? Kurtaracak mı? Hiç değmedi. Kirası yüksek. Ha, devlet kira veriyor. Ama çorbayı kaynatamıyoruz yani. Ne kadar bu dükkanın kirası? 1850. Ne kadar düştü işler eski oran? Vallahi %75 düştü yani. %75 garanti düştü. İşlerimiz çok kötü. İşte zaten görüyorsunuz. Dışarıda 3 kişi var. Benim tek diyeceğim şu. Sessiz zamanlarında kahvelerden çıkmayan partililer bir gün gelip de arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Maalesef soran olmadı. Onun için iş çok kötü. Dükkanınızı açtınız ama değdi mi açtığınızı? Hayır, nasıl değsin? Kiramızı çıkaramıyoruz. Yövmeye veremiyorum. Bir sürü kredi borçlandık. Ne olacak peki? Yani 15 aya yakındır kapalıydınız. Şimdi açıldınız ama bu zararınızı karşılayacak. 15 aydır hep cebden yedik, krediden yedik. Artık bundan sonra nasıl olur bilmiyorum. Oyunlar oynanmıyor, tekrar oynansın istiyor musun? Oyun mutlak olmalı yani. Biz kahvecinin işi oyunlarla. Benim burada çevremde 3-5 tane esnaf var. Onlarla günde ben 30-40 tane çay satmakla bunu çıkarma şansım hiç yok. Ne olacak peki? Yani bir öngörünüz var mı? Nasıl görüyorsunuz önünüzü? Yani belki oyunların falan açılması lazım. Öngörümüz o. Otobüslerde, dolmuşlarda, toplu taşıma araçlarında vatandaşlar yan yana herhangi bir masaya oturup 4 kişi, 5 kişi yemek yiyebiliyor, kahvaltı edebiliyor. Ama iş kahveye gelince 4 kişinin oturup oyun oynaması yasak haliyle tabloda ortada. Şimdi nispeten iyi bir gelişmeyle, bir insan öyküsüyle devam edelim. 37 yaşındaki bir işçi. Dördüncü kattan düştü çalıştığı yerde ve felç durumu yaşadı. Hayati tehlikesi vardı. Ancak doktorların hızlı müdahalesiyle hayata tutundu. Şimdi ise tekrar yürüyeceği günleri sabırsızlıkla bekliyor. Eskişehir'de 28 Mayıs 2021 tarihinde meydana gelen olayda, bir inşaatın dördüncü katında çalıştığı sırada aşağı düşen 37 yaşındaki Elfesiya çiftçinin omurga kemiğinde patlama kırığı oluştu. Bunun yanı sıra sol ayak bileği ve sol el bileğinde çok sayıda kırıklar meydana geldi. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne getirilen işçi kısa sürede ameliyata alındı. Doktorların hızlı şekilde ameliyat almasıyla erken müdahale edilen işçi de ilk etapta ayaklarında kuvvet kaybı görüldü. Ameliyat sonrasında doktorlar tarafından yapılan müdahalelerle omurilikteki hasar onarıldı. Bu sayede işçi Elfesiya çiftçi yeniden ayaklarını oynatmaya başladı. Bizim için zor bir ameliyattı gerçekten ama hastanın yaşının genç olması ve yapılan müdahalenin erken dönemde olmasına bağlı olarak hastanın ayağındaki güç şu an tam denilebilecek şekilde geriye döndü. Tabii ki bir miktar ağrıları, hafif bir kuvvet kaybı devam ediyor ama ilerleyen süreçte fizik tedavi ile bunun da üzerinden üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. İnşaattan düştükten sonra yapılan ameliyatlarla hayata tutunan 37 yaşındaki Elfesiya çiftçi yeniden yürüyebileceği gün için sabırsızlanıyor. Hep talihsiz bir kaza geldi başımıza. Buna da şükür diyoruz. Ve doktorlarımızın, sağlık çalışanlarının herkesin emeğine, eline sağlık. Yani bugünümüze şükrediyoruz. Erken bir müdahale oldu orada Sivrisinalı'dan. Direkt buraya geldim. Buraya geldim de sağ olsun hocalarımız hemen müdahale ettiler. Tarım içinde bulunduğumuz sürecin en değerli, en dikkat çeken üretim noktalarından bir tanesi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de kendi mülkiyetinde olan arazileri üreticiye destek olmak amacıyla bir takım zirai ürünlerle aynı zamanda ekerek biçerek bir faaliyet gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde tahıl ekimleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi şimdi de mor patates ekimine başladı. Eskişehir'e yeni bir tarım ürünü kazandırmayı hedefliyor.
Üreticilere sağladığı destekler ve hayata geçirdiği kırsal kalkınma projeleriyle Türkiye'de bu alanda örnek yerel yönetimlerden biri olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetinde bulunan tarım arazilerini de ekerek çiftçilere destek oluyor. Alpu ve Seyit Gazi ilçelerinde hayata geçirilen hayvancılık projelerini desteklemek için belediyeye ait tarlalarda tahıl ekimi yapan Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir üreticisine yeni bir ürün kazandırmak için Odunpazarı ilçesi Karahüyük mahallesinde 10 dönümlük alana mor patates ekti. Mor patatesin zengin bir besin değerine sahip olduğunu ve güçlü bir antioksidan kaynağı olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, üretilen mor patateslerin hasattan sonra çiftçilere tohumluk olarak verileceğini ifade ettiler. Geride kalan süreçte herhalde yatırımı en değerli ya da yatırım yapılıp da en çok kazancın elde edildiği alanlardan bir tanesi de ikinci el araç piyasası. Malum dünyadaki üretim, stoklar tükendi. Haliyle ikinci el aracı olanlar 2 katı, 3 katı kadar değerine bunu satabiliyor. Ancak geçtiğimiz günlerde piyasa biraz duruldu. Ufak da olsa bir düşme yaşandı. Ancak bunların ardından yeniden yavaş yavaş normalleşmeyle birlikte bir hareketlenme söz konusu. Galericiler düşen piyasaya rağmen kendileri bile ikinci el araç bulmakta zorlandıklarını söylüyor. Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen ikinci el araç piyasasında sıfır otomobil üretimlerinin durması fiyatlarda ciddi artış yaşanmasına sebep olmuş. Bu durum satışları neredeyse durma noktasına getirmişti. 1-2 ay önce çok durgundu. Bu pandemiden dolayı bayağı bir durgunluk yaşadık. Satışların az olması fiyatlarda %10 oranında düşüşe sebep olurken hava sıcaklığının da artmasıyla piyasada hareketlilik başladı. Hareket var ve %10 aşağı inmiş fiyatlarımız %15 civarında artar gibi gidiyor. Önümüzdeki 2 ay içinde de zannediyorum şu 1-2 ay yazı zamlı olarak görecek araba piyasası. Yükselişte yani. Rağbet çok. Her zaman dediğim gibi işte eksperlerimiz, noterlerimiz ağzına kadar dolu şu anda. Tabii ki bu şehir dışından gelenlerimiz çok. Sırf galerilerden değil. Bir de bu ayakta alıp satanlar, kendi alıp satanlar, bir önlem alamadık ona da. Alacağız inşallah. Onun hareketliği çok. Galeriler olarak da şu anda işlerimiz iyi gidecek inşallah yani. Galericiler ikinci el araç satın almak isteyen vatandaşlara uyarılarda bulunarak bu durumun değişebileceğini, önümüzdeki haftalarda fiyatların tekrardan artabileceğini belirttiler. İkinci el araç alacak insanlar şu anda ellerini çabuk tutsunlar derim. Çünkü önümüz daha yaz ayları geliyor. Millet tatiline gidecek, yazlığına gidecek falan. Araba fiyatları şu anda oynamada ve çıkışta var. %10, %15 gibi bir düşüş vardı, şu anda çıkışta. Elini çabuk tutanlar, yani iyi düzgün araba aramak isteyenler bulsun. Şu anda benim galerimde de işte 8-10 tane araba varsa bile mal bulmakta ben bile zorlandım şimdi. Yani ellerini çabuk tutsunlar, fiyatlar artacak derim yani. Gidişat onu gösteriyor. Yine kırsal kalkınmayla devam edelim. Eskişehir'de gerçekleştirilecek 219 kırsal kalkınma projesiyle 400'den fazla kişiye iş imkanı sunulurken 27.8 milyon lirada hibe desteği sağlanacak. En çok hibeyi Sarıcakaya ve Tepebaşı ilçeleri alacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye genelinde onaylanan toplam 3456 kırsal kalkınma projesi için 1.1 milyar lira hibe verecek. Projelerin 219'u yani %6,3'ü Eskişehir'de gerçekleştirilecek ve 27,8 milyon TL hibe desteği sağlanacak. Hibe desteğinin ekonomik yatırım ve altyapı projelerinin toplam yatırım tutarı 60 milyon TL ve hayata geçirildiklerinde 407 kişiye istihdam sağlayacak. 2006-2020 yılları arasında 15 yılda Eskişehir'de kırsal ekonomik yatırım ve altyapı yatırımları konularında 346 projeye 68,3 milyon TL hibe verilmişti. Bir önceki etapta Eskişehir'de 127 proje için 14 milyon 760 bin 91 TL'lik hibe desteği verilirken, bu dönem yapılan 289 adet başvurudan 213 adet ekonomik altyapı projesi ile 6 adet ekonomik yatırım projesi olmak üzere toplam 219 proje İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce onaylanarak bakanlığa gönderildi. Bakanlıkça yapılan değerlendirmede gönderilen projelerin tamamı onaylandı.
2021'de uygulanacak kırsal ekonomik altyapı projeleriyle 408.145 metre alanda 162 yüksek plastik tünel, 50 ve 60 başlık 2 süt sığırcılığı tesisi, 200 başlık koyun keçi tesisi, 1 tıbbi aromatik bitki işleme tesisi, 1 lavanta işleme tesisi, 1 bitkisel ürün işleme tesisi kurulacak ve 51 balya, silaj, yem hazırlama makineleriyle Eskişehir tarımına destek sağlanacak. Bu etapta 20,5 milyon TL'lik yatırım tutarı olan 85 projeye 10,3 milyon TL hibe Sarıcakaya ilçesi alacak. Sarıcakaya'yı 19,5 milyon TL'lik yatırım ve 9 milyon TL hibelik 52 proje ile Tepebaşı ilçesi takip ediyor. Kırsal kalkınma desteklerinin başladığı 2006 yılından bu yıla kadar hiç destek alamayan Han ilçesi ilk kez bu yıl 200 bin TL'lik 2 projesi için 100 bin TL hibe desteği alacak. 2006-2020 yılları arasında 15 yılda uygulanan 13 etapta Tepebaşı ilçesi ve mahalleleri toplam 47 proje için 8,5 milyon TL hibe desteği almışken, kırsal mahalle kararıyla birlikte bu yıl 14. çağrıda 52 proje için 9 milyon TL hibe desteği alacak. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı son çağrısında Bursa, Bilecik ve Eskişehir'i içine alan 3 il için kırsal alana 8 milyon hibe ile destek sağlayacak. Bu kapsamda Eskişehir'den Kalkınma Ajansı'na yapılan 20 başvurudan toplam 3,2 milyon TL yatırım tutarı olan 4 proje onaylanarak 2,4 milyon TL hibe desteği verilecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ajans tarafından bu yıl toplam 30,2 milyon TL hibe desteğiyle Eskişehir kırsalında 63,2 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirilecek. İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, bilgi almak isteyen vatandaşları kurumlarına beklediklerini ifade etti. Siyasetin nabzı bu akşam STV ekranlarında atacak. Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Profesör Doktor Gaye Usluer saat 20'de Açıkça programında Meltem Karakaşkaya ve Ali Baş'ın konuğu olacak. Bir başka randevunuz yoksa sizleri de ekran başına bekliyoruz ve tekrar görüşünceye dek hepinize esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın. We'll be right back.